Değerli konuklar, hepinize iyi akşamlar. Şairin Şiir Evreninden programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Hilmi Haşal. Ben konuşmama Hilmi Haşal'ı kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. Hilmi Haşal, 1954'te Bulgaristan'ın Kırcali, Eğridere ilçesi, Aşağı Tozçalı, Haşallar köyünde doğdu. Temel eğitim okulunu aynı köyde okudu. Ardından Kırcali İnşaat Teknikumu, Jeodezi ve Kartografi bölümünü bitirdi. 1966'da edebiyata, şiire, okuma yazma tutkusuna kapıldı. 1968'den itibaren yayımlansın diye yazmaya başlama kararı alıyor. 1972'de ilk şiirleri ve röportajları Bulgaristan'da Kırcali Yeni Hayat gazetesinde yayımlandı. 1973 yazında ailesiyle birlikte serbest göçmen olarak Türkiye'ye geldi. Bursa'ya yerleştiler. 1973'ten itibaren özel sektörde ve kamuda çalıştı. Çalışırken Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudu. 1976'dan itibaren şiirleri, düz yazıları ve çevirileri yayınlanmaktadır. Yerel dergi ve gazetelerin yanı sıra Yeni Biçem, Dize, Akatalpa, Defter, Edebiyat ve Eleştiri, Kül, Kavram, Karmaşa, E, Virgül, Yom Sanat, Kitaplık, Sincan İstasyonu, Ada, Mortaka, İmgelem Çocukları, Yazılı Kaya, Eliz Edebiyat, Patika, Ihlamur, Sarmal Çevrim, Çini Kitap ve benzeri dergilerde yazmayı sürdürüyor. 1991'de Yeni Adana Gazetesi'nin açtığı Sessizliği Saran Tını adlı şiir yarışmasında birincilik aldı. 1993'te yayımlanmış kitap dosyası Son Siren Kuşu ile 1993 Altın Koza Şiir Yarışması'nda Altın Koza Şiir Ödülünü aldı. Ayrıca Behçet Aysan'ı Anma Ödülüne değer görüldü. 1993 Mayıs'ında Bursa'da yayımlanan Yeni Biçem Dergisi'nin kuruluşundan kapanışına değin yayımlanmasında etkin rol üstlendi ve genel yayın yönetmen yardımcılığını üstlendi. 1994'te Yol Boyu Notları kitabıyla Orsev Vedat Güler Şiir Ödülü yarışmasında mansiyon aldı. 2000 yılının başında çıkarılmaya başlayan Akatalpa dergisinin yayın kurulunda görev aldı. 2002'de Bursa Osman Gazi Belediyesi tarafından düzenlenen 2002 Ahmet Hamdi Tanpınar Şiir Yarışması'nda Bursa'da aşk şiiriyle ikinci oldu. 2005'te İzmir Karşıyaka Belediyesi Homares Emek Ödülü 2005 ile onurlandırıldı. 2006'da Eskişehir Sanat Derneği'nin 2006 Yunus Emre Şiir Yarışması birincilik ödülünü kazandı. 2014 bu yaz Şiir Onur Ödülü'ne değer görüldü. 2009 yılında ilk sayısı çıkan Aylık Eliz Edebiyat Dergisi'nin sahibi, sorumlusu ve yayın yönetmeni. Dergi 14 yıldır ve 160 şu an kaçıncı sayı? 161. 161. sayı çıkmıştır. Bütün zamanını şiire, yazıya ayırmak için 2005'te emekli oldu. Ancak hayatının eserini arama uğruna üretmekten ve öğretmekten emekli olamadı. Kendi deyimiyle hayatın verdiği dersleri almaya devam ediyor. Halen basılı ve elektronik sanal edebiyat dergilerinde yazmayı sürdürüyor. Şiir kitapları Dengesizler adına 1991, Elektronik Yalnızlıklar 1992, Yol Boyu Notları 1993, Kozmik Aşk Suçu 1995, Venüs'lü Aşk 1997, Son Siren Kuşu 2000, Dağınık Düş Sepetleri 2001, Yanık Söz 2002, Yaralı Gümüş 2004, Hercai İnci 2011, Mercek Molası Fotoğraf Okumaları 2011, Ada Yamacında Yedi Kovan 2012, Ezel Eskizleri 2013, Kalbimin Başkenti 2015, Balkanlı Bulut 2018, Teneke Yazı 2019, Geri Sayım Çiçeği 2020, Çilli Kadraş 2021, Deneme İnceleme Kitapları, Şiir Serdinde Kronos 2004, Şiirin Love İzleri 2006, Halim Hayal Gibi 2013. Evet, ya yaptıkları çok olunca anlatması da biraz zaman alıyor. Şimdi
Hilmi Aşal, Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği önemli yazın insanlarından bir tanesi. Hilmi Aşal'ın şiiriyle ilgili kısaca birkaç şey söyledikten sonra kendisine sorularım olacak ve daha sonra da sizlerin sorularını alacağız. Uzun zamandır incelemekte olduğum çalışmalarında Hilmi Aşal şiirinde 7 temel özellik olduğunu gözlemliyoruz. 1. Hikayeci bir anlatımı var. Gölge Dili adlı şiirinde şöyle diyor. Tekel tütün kızları elma yanaklıydı. Nasıl kırmızı isterik bakışları utangaç. Mütarekeden iskeleye aşk çiçekleri, hayalleri gizli devrim hazırlığı mıydı? O saçları mahcup sarı, adımları kısrak. Bursa şeftalisi yaz işaretiydi cadde. Martılar gülümserken gündüze karşı, paydos saatleri öyle kösnül ıslak köyle, iniyordu iç geçirirken dükkan önleri, deniz uslandırır elleri. Burada hikayeci bir anlatım olduğunu gözlemliyoruz. Bir diğer önemli özelliği ise, ikinci önemli özelliği ise anlatımcı bir şiir niteliği taşıyor. Buna da Karanlığa Kapı şiirinden bir örnekle değinmek istiyorum. Yükselen günün ortası kadar ağır, kasvetli yürür. Belirsizliğin suskun kalbine her şey. Korsan yalnızlığım, korkutan yalnızlığım. Katar ne varsa eski düşlerin yatağına. Bir sonraki nitelik iç içe imgelem. Buna da Bitmeyen şiirinden bir örnekle sağlamak istiyorum. Yanıtsız kalırım kendime. İnsan nasıl olunur? Suçsuz insan. Doğamayacakların cenin bahçesi yarınlar. Artık bakamam. Ne zaman sallansa içimde beşik bin tabut büyür aniden. Bir diğer özelliğimiz, dördüncü, yoğunluklu bir şiir yazması. Hilmi Aşal'ın şiirinde kocaman bir destanı bir şiirin içerisinde bulmanız mümkün. Hayal inişte devinir şiirinden. Taslaklar, karalamalar, defterlerce birikmiş ben, kağıtların doygunluğu, harflerin solgunluğu, kayaların çakallıkların şaşkınlığı fırtınada, boranda. Hepsi olağan, yaşamak karesi kadrajında sesin. Yalnızlığın korkusu simgenin bozkırlara, her canlı kendi sonuna yaklaşırmış, katiller dahil. Yazgısının yanaklarına ait her canlı doğada kurt durgunluğu diyorlar adına. Bir diğer beşinci özellik ise iç ahenk denekleri kullanması. Burada da dille oynuyor Hilmi Aşal. Dilin derinliklerini ve dilin zenginliğini hep deniyor. Anlamaz ahit ne, ant ne, ah ne şu hengamede. İçim yangın yeri şiirinde. Ve tüm bunlara rağmen Hilmi Aşal'ın şiiri bir protest nitelik taşır. Eleştirel bir bakış sunar. Çok sakin ama çok sert bir politik bakış açısına sahiptir. Ama bunu yumuşak ve içten bir dille yapar. Çark döner ama umrunda mı monitörlerin? Çark döner, bankamatikler semirir pusularda. Metal kuşkulardan geçer serüven, nasılsa acı. Başa döner er ya da geç, şirketlerin görmediği simsar marka ve hisse dolaplar kanser sonra. Pencere adlı şiirindendi. Ve tüm bu özellikleriyle Hilmi Aşal şiiri kendine özgü bir yapıya, özgün bir işleyişe sahip. Biz kendisini kutluyoruz bu başarılı ürünlerinden dolayı. Şimdi bu kadar ben konuştum, yeterli. Şimdi Hilmi abiye sorularımızla başlıyoruz. Şiir sizde nasıl bir tutku?
Neden şiirde yazdırma isteği, nedir sizde şiir yazdırma isteği yaratan içtepi? Şiir yazma nasıl işliyor Hilmi Aşal'da? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Nilüfer Belediyesi'ne, belediye başkanına, yöneticilerine, kütüphane müdürlüğüne ve Nilüfer halkına teşekkür ediyorum. Burada bana söz söyleme fırsatı tanındığı için. Efendim, şiir üzerine o kadar çok şey söyledik, o kadar çok şey yazdık ki ve o kadar çok okuduk ki bu galiba en içinden çıkılmaz soru yazan herkes için. Kadın şairler için yazan diyormuş 1800'lü yıllarda Avrupalılar. Autor demiyorlarmış, yani yaratıcı demiyorlarmış. Çünkü kadın zaten üzerine şiir yazılan ve şiirdir diye bunu güya kılıfına uyduruyorlarmış ama bu bir haksızlık. Daha sonra Adonis benzer bir şey söyledi. Kadın zaten şiirdir. Kendisinin şiir yazmasına gerek yok gibisinden ama sonra onu çıtayı biraz düzeltti, eşitledi. Dedi ki şiirin kendisi hakkında da şiir yazma hakkı vardır. Buna benzer mealen söylüyorum. Şairler daha çok erkekler arasından çıktığı söylenir ve onlara yaratıcı deniyor. Şiire bulaşmış olmak zaten bir bakıma tanrısallığa ya da bilgeliğe kalkışmak olarak algılanmış felsefe ustaları tarafından. O bakımdan şimdi ben kendi yazdığımla ilgili pek böyle somut şey söyleyemem ama 1968'lerden beri yazıyorum. Nasıl yazdığımı sonradan ben de bilmiyorum. Bir bakıyorum yazmışım. Sürekli kağıt kalemle yatıp kalktığımı iddia edebilirim. Ev ortamı, iş ortamı, yolculuklar ve ilk dizenin geldiği anı genellikle not ederim. O yüzden kitaplarımdaki şiirlerin altında bir tarih vardır. O şiirin ilk ışığının parladığı andır ya da o aydır. O tam saat gün değil de o ayı not ederim. Çünkü o ay bazen aylarca sürer o çalışma. Şiir benim için yaşamın kendisi, varlığımın anlamı ve belki başka daha başarılı bir şeyi kendimce yapamadığım için değerli ve önemli bulduğum bir eylem diyebilirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şiirin bir yeniden anlama süreci olduğu, bu sürecin dilden yeni bir semantik yaratma işi olduğunu savunursunuz. Ve bir yerde şiir diller üstü dildir diyorsunuz bir röportajınızda. Bu bağlamda sizce şiir nedir? Hilmi Aşal'ın şiir tanımı nedir? Evet, tanım üzerine de çok yazdık. Ben size aslında az çok dergileri, kitapları, şiir dünyasını izleyen herkes bu konuyla ilgili bir şeyler okumuştur, mutlaka bulmuştur. Ama şiirin bir dil sorunu olduğunu ya da bir dil çiçeği olduğunu, dahası diller üstü bir dil olduğunu yaza geldik. Tıpkı müzik gibi, bir ezgi gibi, onun ana dilini bilmenize gerek yok. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Bir anda şey aklıma geliyor. 1981'de
emirle askere alındığımda Ağrı Patmos'ta bir tek küçük radyodan Monte Carlo radyosunu çekiyordu, onu dinliyordum. Yabancı dil İspanyolca, İtalyanca bilmediğim halde şiir okunma anlarını hissediyordum. Ve böyle nasıl derler, huşu halinde onu dinliyordum ve anlıyordum. Çünkü şiir bir tür iç sezidir. Yani o zihninizle kalbinizin bir aynı frekansta buluşması, insanın duyguyla, düşünceyle kendini yoklaması diyebiliriz. Ama eninde sonunda bir dildir şiir. Düz yazıdan ayrı olarak Octavio Paz'ın sözü vardır, ünlü sözü. Düz yazı, normal adım, düz ayak yürümektir. Şiir ise sözcüklerin dansıdır der. Demek ki o dil bir dans aracı oluyor, sözcüklerin dansının aracı oluyor zamanla. Bu benim açımdan böyle, herkes farklı tanımlayabilir, farklı düşünebilir. Bu konuda elbette saygı duyarım. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Hilmi Aşal şiiri için öyküsel şiir doğru bir özet olabilir mi? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir devam var ama isterseniz bunu cevapladıktan sonra daha sonra bir sorum daha olacak buna bağlı. Olur. Şimdi şiirde öyküleme, bu hedonist şiir, bunun üzerine Ahmet Oktay çok yazdı. Onu da saygıyla anıyoruz. Şiir anlatıcı ya da hikayeci olmak zorunda değil. Şiir bir anlam peşinde koşmak ya da illa bir anlamı okura dayatmak zorunda da değil. Ama günümüzde öyle bir çağa ya da öyle bir döneme gelindi ki teknoloji ve internet aracılığıyla her şey çok hızlı akıyor. Haliyle şiirin nabzı da değişti, şiirin temposu da değişti ve şiirin içinde çok az sözcükle çok şey anlatma kaygısı ön plana çıktı. Bunun yanında Küçük İskender'i de saygıyla analım. Onun şiirinde bir anlatıcı özellik vardır. İçinde gizli felsefesi vardır, sesi vardır. Ben hasbelkader şiirin içerisinde insan yaşamı, hatta birden çok kişinin yaşamı olduğu kadar bir romanda anlatılabilecek kadar dramatik sahneler ya da kurgular olabileceğini düşünüyorum. Bu tez üzerinden de yazıyorum. Roman şiir diye şiir yazmışımdır örneğin. Neden olmasın? Çünkü türler arası metinler birbirine yaklaştı. Bugün öykücü arkadaşlarımız var burada. Onların öykülerinde çok belirgin şiir, lirik akışlar görülebiliyor. O zaman öyküde de demek ki şiir var. Bir tek romanda şiir özel bir bölüm olarak konmamışsa karşılaşılmayabilir ama dediğim gibi şiir bir metin olarak düşünürsek çok yönlü ve çok katmanlı olmak durumunda günümüzde. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öyküleme ile ilgili olarak Jack Derrida şöyle diyor: bunu sen söylüyorsun, bunu ispatlamam gerekiyor. Şu soruyu hatırlar: nedir? Nedir şiirin yetişinin yasını tutar. Bu başka bir felakettir. Neyin böyle olduğu, nasıl olduğunu böyle önceden haber verirken bir soru düz yazının doğuşunu selamlar, diyor. Burada şunu kastediyor: bu öyküleme bizi şiirden uzaklaştırır mı, düz yazı yapar mı? Böyle bir kaygı taşıyor musunuz? Ben
her iki türde yazdığım için deneme ve şiir, öykü de yazıyorum, yayınlamadım çok ama şöyle diyebilirim, şiir kendini şiir olarak tutar. Yani içinde sloganı olan, mesajı olan ya da siyasi haykırışı olan bir metin olmak zorunda değil. Haliyle bir şey anlatır, belki hikaye de vardır bir parça ama o düz yazı, bütünüyle düz yazı dediğimiz doğrudan düz ayak yürümeye ulaşmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü şiir olmaz başka türlü. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi Hilmi Bey, bir şiirinizi paylaşmanızı rica ediyoruz. 1993 yılından bir şiir. Dağınık Düş Sepetlerinden, kitabının son şiiri. Piyasa. Kuzucuğum, girme bu ırmağa. Aşağısında da olsan suyun, yukarısında da olsan, hem kirletirler hem yerler seni. Kan köpük çarşıların dışında, yeraltı yemlerinin uzağında kal. Erk tuzakları birbirine değmez kesin, saf insancıklara kurulu zamanda. Kuzucuğum, girme bu ölüme. Katillerin, sömürgenlerin biçtiği sonsuz erinç yok hiç kimseye. Düşün, onlara da yok ama bilemez caniler. Kuzucuğum, girme bu kalabalık karaya. Mavi dirim sana yeter, mavi düşler. Son sevinç yok evrende, anla. Güzellik, bengi suyu bulamamakta kuzucuğum. 1993, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şiiri giriş, gelişme, sonuç içermeyen bir yazınsal tür olarak biliyoruz. Ansal olanın, fotoğraf olanın lirizmidir aslında şiir. Bu tanımı ispatlayan bir çalışması var Hilmi Aşal'ın. Burada Alp Yayınları'ndan çıkan Mercek Molası. Şiirle resim, resimlere şiir içselliğinde bu çalışma için neler söyleyebilirsiniz? Şiir, fotoğraf ya da görsel sanatlar ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda neler söylersiniz? Demin sanatın türler arası buluşmasından azıcık değindim. Fotoğrafta da şiir olduğunu hepimiz az çok bir fotoğrafa bakınca hissederiz. Bu resim için de geçerli. Dahası sinema kareleri için de geçerli. Herhangi bir filmde öyle bir kare vardır ya da öyle bir sahne geçer ki gözümüzün önünden ha deriz bu şiir. Mercek Molası 1999'da başlayan ve 2004 yılına kadar süren fotoğraflara bakarak yazılmış şiirlerden oluşuyor. Şöyle, bir yüzünde fotoğraf, bir yüzünde o fotoğraf üzerine yazılmış şiir vardır. Fotoğraflar Türkiye için ünlü, hatta yurt dışında da fotoğraf sergileri açmış Haluk Uygur'a ait, Doktor Haluk Uygur, Adanalıdır, Adana'da. Ben bir rastlantı sonucu sergisinde gördüm fotoğrafları ve kendisinden izin istedim ve fotoğrafların birer kopyasını istedim, küçük şu şekilde. Ve onlar üzerine uzun süre çalıştıktan sonra bu metinleri kitap haline getirdim. Sonra ortak kitabımız oldu. Bunun bir özelliği, şiiri okuyacak kişi için ya da fotoğrafı görmek isteyecek kişi için teskin edici, teselli edici özelliğinin olması. Ben bunu böyle düşündüm, iddia etmiyorum ama birkaç teşekkür geldi bu konuda bana. Yani günlük gerilimi
unuttuğunu söyleyen kişiler oldu. Yani fotoğrafa bakıp sonra karşısını okuyunca bu ne saçmalamış diye tırnak içinde düşündürürken kendi güncel derdini unutturan bir özellik. Şimdi konu bu olunca bunun bir de ilginç anısı var. Ondan söz edeyim sizlere. Bunun fotoğrafın çok insani bir katmanı olduğunu söyleyebiliriz. Kitabın kapağında da var. Tellerde 13 kuş. Kitabın 13. şiiri. Toplamı da 30'dur, onu da söyleyeyim. 30 Kaf Dağı'ndaki kuş. Adana'da Fotoğraf Sanatçıları Derneği var imiş. Ben gitmeden önce oraya. Doğa fotoğrafları çekmeye gidiyor bu derneğin genç üyeleri. Ve dönüşte maalesef Pozantı'da trafik kazasında 13 genç fotoğrafçı ölüyor. Bu 13 kuşu ve içindeki metni ben onlara adadım. İzninizle anlam bağını sizlere daha somut anlatabilmek için okuyayım. 13. Bir kazada gitmiş dünyalar 13 fotoğraf yolcusuna. Son karede ölümü sezip görüntüleme yolcusuna. Dinmez sevgi ve minnetle okuyorum. İşte ayrılık ziyan gençliğe. Her enstantane yalan olmayacaksa sonrası anın ve yolun. Polen vermeyecekse çiçeği. Kim gördü bulut fırtınasını böyle? 13 dirime denk son seansı. An tellerdeki kuşlardan uzaklaşırken. Ufukta 13 genç hayat hangi kalkanın güvercindeydi? Yol kışkırtanı 30'u birden ama 13 kuş iki telde konup kalmış. Gidenler mi kalandır yoksa fotoğrafta kalanlar mı giden? Gün büzüşüp sığınırken boşluğun tanrısına an sonsuz sayfa hangi seher yüzü? Hangi grup sureti dalgalı gökyüzü fırçasıyla boyanabilir böyle olana ve olmayana? Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şiir de ben okumak istiyorum, Hilmi Aşal'ın bir şiiri. Ben de iki kız babası olarak öyle bir şiir seçtim. Babalar ve kızları. Bunu demeli yollara, henüz vakit varken. Sıradan bir dize bu dilek, biliyorum ama. Kuşlar sabahların sevincidir, duyabilene. Tanyeri belirmeden uyanırken yapraklar, kuşlar sabahların şiiridir, ışığı içebilene. Kuşlar sabahların. Bunu demeli yıllara, söze izin verirken. Sıradan bir dilek bu bize, biliyorum ama. Anlam akla ve kalbe ağırdır sezebilene. Yerle gök arası dirime dair eksiklikler izler. Kızlar babalarının şiiridir uzağı görebilene. Kızlar babalarının. Bunu demeli ruh dönerken toprağına, suyuna. Mudanya, Mart 2008. Şimdi tabii Hilmi Aşal sadece şairliğiyle ön plana çıkan birisi değil. O aynı zamanda iyi bir yazar, birçok konuda düşünen ve yazan bir insan. Ben kendisine başarılı olduğu diğer bir alanla ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Birincisi dergiler. Yazın hayatının hemen hemen ayrılmaz bir parçası olan dergilerle hep iç içe oldunuz. 14 yılı aşkın bir süredir Eliz Edebiyatı çıkarıyorsunuz. Dergicilik üzerine düşünceleriniz nelerdir? Eliz Edebiyat'ın dünü, bugünü ve yarını hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet, Eliz Edebiyat'a gelene kadar Bursa'da
Biçem dergisiyle başlayan bir serüvenimiz oldu. Yaşı yetenler bilir, Biçem dergisiyle başladı. Sonra Yeni Biçem oldu. Sonra ondan onun yanında Düşlem oldu. Sonra Akatalpa oldu. Sonra Eliz Edebiyat ve Çinli Kitap. O da burada Çinli Kitap var. Orada da arkadaşlarımızla birlikte dergicilik teknesinde bir şeyler yoğuruyoruz ve ortaya çıkarıyoruz. Ama bunun zorluğu da, hazzı da diyebilirim ki yaşayan bilir. Özellikle şu son birkaç yılda pandemi döneminde bize bir hayata tutunma fırsatı verdi diyebilirim. O yüzden fazla şikayet etmeye hakkımız yok zorlukları ile ilgili ama 161. sayı çıktı. 161 aydır düzenli olarak çıkıyor Eliz Edebiyat Dergisi. Ve Eliz Edebiyat Dergisi'nin iki temel niteliği var. Biri ön sayfada yaşayan şairlerimizden Eliz'ini yayınlıyoruz. Aynı şiirin kapak içinde dizilmiş halini, klavye yazısını. Bir de kapak dışında, dış kapakta her ay yabancı bir şairin Türkçe'ye çevirisini yayınlıyoruz. Bu da yılda 12 şair ve 12 çeviri ediyor. Biz bunu yayın kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte, Nuri Demirci abim burada, Ceyhun Erim burada yayın kurulundan, birlikte bu ilkeyi bozmadan bugüne kadar geldik ve bundan sonra da devam edecek herhalde. Ama şunu diyebilirim, dergiler edebiyatın giriş kapısıdır. Özellikle gençler için edebiyat dergileri olmasa gençler sadece sosyal medyaya kalacak. Orada şiir zannettikleri şeylerin şu anda belki binlerce var, daha da çoğalmasına katkı sunacaklardır. Yoksa edebiyat dergileri geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir ev diyebilirim ben. Yani bir ziyaret edilecek yerdir. Bunu kim demişti? Mutfak demişti. Cemal Süreyya mı demişti? Evet. Edebiyatın mutfağı. Mutfağı, evet. Şimdi o yüzden internetten ve basılı olarak pek çok günümüzün genç şairi, usta şairi Eliz Edebiyat Dergisi'ni bilmektedir, izlemektedir. Bunun yanında bunu Bursa için bir onur olarak görüyorum. Çünkü günümüzde dergi çıkarmak gerçekten zor. Türkiye'de pek çok eski ve yıllarca çıkmış dergi kapanmak zorunda kaldı. Hele şu günümüzün zor koşullarında. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Elbette düz yazılarınız, şiirin Seddinde Kronos, Halim Hayat gibi, şiirin Lav İzleri ve şu anda kitaplaşma aşamasında olan Ne Oldu Şiire, Zihni Fakir Şiir Derdi gibi kitap çalışmalarınız var. Şiir üzerine akıl yoran, şiirin nedirliği için postulatlar sunan bu çalışmalarınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Günümüzde değil sadece, geçmişte de şiir eleştirisi ya da şiir üzerine düşünenler genelde şiir yazanlar olmuş çoğunlukla. Avrupalıların da kritik dedikleri eleştiri bizde ne yazık ki kurumsallaşamamıştır. Bunun pek çok nedeni araştırılabilir ama galiba en önemlisi de üniversitelerimizin özgür eleştiri ortamı bulamaması. Yani
akademiyada başlıyor iş. Orada özgürce bir metin eleştirilemiyor ise bir takım dogmalar ya da iç sıkıntılardan dolayı ya da oto kontrolden dolayı diyelim, eleştirinin ilerlemesi mümkün değil. O yüzden genelde şiirle uğraşanlara, dergi çıkaranlara kalıyor bu alanda metin üretmek. Şiir Seddi'nde Kronos'ta yıllar önce Yom Yayınları'ndan çıktı. Şairlerin kitapları üzerine yazılmış metinler yazdım. Onlar kitaplaştı. Daha sonra şiirin Lav İzleri çıktı. Şiir üzerine düşünceler. Hatta onları ben şiir yazamama notları olarak yazmıştım. O kitaplaştı. Elimde yok kitabı. Kapağını bile gösteremiyorum. Sonra Adana'da iken Halim Hayal takma adıyla yazdığım yazıları, onlar da şiir üzerine, edebiyat, sanat üzerinedir. Daha çok şiiri besleyen metinler diyebilirim. Çünkü düz yazı her ne kadar bazı şairler, örneğin Fazıl Üstü Dağlarca düz yazı yazmaktan kaçınmıştır. Şiire daha çok yoğunlaşmak için. Bazıları da düz yazıya hiç sokulmamıştır. Ama düz yazı olmadan, deneme olmadan şiirle akrabalık kurması zordur metinleri. Şimdi biz Montaigne'i şey olarak biliriz, büyük bir denemeci olarak biliriz. Ama çok ilginçtir, onun denemelerinin içinde şiire dair bölüm vardır. Yani şiirin düz yazıdan ve denemeden ayrılan yanını anlatır o. O da şudur, düz yazıda, denemede aklın yolundan gidilebilir. Yani mantık orada ya da realizm daha ön plandadır. Ama örneğin sözcüklerle bir kurgu ya da ne bileyim bir resim çizmek çok zordur denemede. Bu ancak şiirle olur. Mealen buna benzer şeyler söylüyor. Şimdi o yüzden şiir yazıp da deneme yazmanın bence şiire bir zararı yok. Bu benim görüşüm tabii. Ve bunun aksini söyleyenler de olabilir. Örneğin Ne Oldu Şiire diye bir kitap çıktı. Şu anda elime ulaşmadı ama bu Klaros Yayınları'ndan. Bunda şiir üzerine yazılmış düşünceler, kısa kısa yazıları topladım. Genel başlığı da ne oldu? Yani burada belki şiirle soramayacağım soruları kendime, çevreme ve ilgili ilgililere, arkadaşlarımıza sormuş oldum. Ne oldu? Yazdık da ne oldu? Okuduk da ne oldu? Dergi çıkardık da ne oldu? Etkinlik yaptık da ne oldu? Yani buna benzer soruların peşine takılıp gittim. Sonunda bir baktım ki kitap olmuş. Bu ne oldu? Ne olduk yazıları. Onun ön sözünde ben şey diyorum, avlu ve eşik imgesi üzerinden anlatıyorum. Yani her evin eskiden köylerde özellikle bir avlusu vardır. Onun da bir kapısı vardır. O avlunun kapısı. Ona ben dış kapı, bizde porta derler. Sonra baktım Latince'de de galiba porta, kapı demek. Fransızca'da da öyle, la porte'dur. Evet. Belki şiire giriş kapısı da budur diye düşünmeden kendime demedim. Bu avluya girmek için bu kapıdan geçmek de yarar var diye düşündüm. O yüzden denemenin ve düz yazıların şiire katkısı olduğunu kendim için söyleyebilirim. Evet. Teşekkür ederim. Bir şiir molası daha verelim. Tohumdan gazele, çiçek uykuları yeryüzünün, kokuları değil ama, benzer birbirine, karanlıkla aydınlık arası, aydınlıkla karanlık arası.
bilinmeyen bir kıvamda büyür yaşadıkları. Bebek uykuları yeryüzünün korkuları değil ama benzer birbirine. Ağlamakla gülmek arası, gülmekle ağlamak arası. Çizilmeyen nice mimikle büyür şaşkınlıkları. Çiçeklerle, çocuklarla güzel kalbi şu yeryüzünün. Korkuları değil ama. Geçelim bütün unutulmaları, unutmaları hadi. Bütün anımsamaları silelim dün ile yarın arası. Benzer birbirine. Aşılamayan ne varsa büyür yansımaları. Çiçek açmaları ile kucak açmaları şu yeryüzünün. Korkuları değil ama. Benzer birbirine. Serüven yazılarıdır, gelimli gidimli, güzel yük. İçi ne, neyse ne, vadesi neyse ne, ille de uyanmaları. Çığır çığır bağıştır ellere, gözlere, çocuklar hayalleri ve çocuklar gerçekleri yeryüzünün, benzer birbirine. Yinelenir tohumdan gazele, dal yaprak arası, yeşil özün tohumdan gazele. Krepçe, Mayıs 2009. Evet, Hilmi Aşal doğduğu ve yaşadığı yerleri unutmayan ve buraları da anan bir şair. Bu anlamda iki kitap çalışması var. Kalbimin başkenti dediği yaşadığı Bursa'yı anlattı ve doğduğu yer olan Balkanları anlattı. Diğer kitap. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kalbinizin ve Balkanınızın sizdeki yeri nedir? İnsanoğlu doğduğu yeri unutamazmış. Bir de elbette doğduğu yerin de önemini yadsıyamaz. Çünkü bir yerde doğduğu yer ile doyduğu yer aynı değilse bu hayatında bir göç travması yaşadığının işaretidir. Biz bunu yaşadık. Ve yıllar geçtikten sonra insan kendisini çocukluğunun çağırdığını anlıyor. Çocukluk, doğduğu yerler unutulmuyor. Bu elbette ergenlik çağında söylenecek söz değil ama belli yaşa geldikten sonra insanlar daha çok çocukluğuna doğru yürüyüşe geçiyor. Bursa 1973'ten beri yaşadığım kent ve Bursa'ya çok şey borçluyum. Pek çok şiir burada çıktı. Burada hayat kurduk. Burada göçmenliğin sızısını unutmaya çalıştık. O nedenle kalbimin başkenti dediğim Bursa üzerine birikmiş şiirlerden bir kitap çıktı. Ve şu anda ne yazık ki benim elimde de yok kitap. Belki ikinci Satabilirim Hilmi abi sana. İkinci baskıyı yapılmayı hak eden bir kitap. Kalbimin başkenti. Balkanlı Bulut ise son yıllarda sıklıkla diyebileceğim çocukluğuma ziyaretlerden doğan bir kitap oldu. Şöyle bir özelliği var. Bir bölümü bizim oranın lehçesiyle yazılmış şiirler ve sözcükler var. Örneğin biz orada karamık deriz. Böğürtlene karamık. Sonra bunun burada Toroslar'da ve Muğla bölgesinde de aynı sözcüğün kullanıldığını öğrendim ve buna çok sevindim. Sanki orada da kendimi bulmuşum gibi oldum. Güvemik derler. Ondan sonra karamık, güvemik, kızanım derler. Kızanım demez. Buna benzer yumuşatılmış harfler vardır sözcüklerin içinde.
Ve bu kendine özgü bir şivedir bu. Bulgaristan'ın güneyi böyledir ama kuzeyi böyle değildir. Dobruca'daki şive biraz daha farklıdır. Ama Osmanlı döneminden beri kıvamını ya da çeşnisini kaybetmemiş bir dildir o. Bu dil uzmanlarının incelediği bir konu aynı zamanda ve halen ölmeyen bir dil, oradaki dil. Biraz da ona karşı, Balkanlara karşı nasıl diyeyim, içimden gelen bir borcu ödeyeyim diye topladım o şiirleri. Balkanlı Bulut oldu. Sağ olsun Alp Yayınları, Mengin Alp yardımcı oldu, üstlendi ve basıldı o. Ondan da fazla kalmadı elimizde. Demek istediğim, şimdi aklımda bir tek Mudanya var. Bir de Mudanya kitabı çıkarabilirsem, Mudanya'ya da borcumu ödeyeyim. Sonrası... Allah kerim. Evet. Öyle değil. Hilmi evet. Abi, dergiciliğiniz nedeniyle size onlarca, binlerce, her yaştan insan şiir gönderiyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Türkiye şiir düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? Genç kuşakların şiire yaklaşımı hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi Eliz Edebiyat'tan söz ettik. Bu dergi çıkaran herkesin başındadır bu. Gelen dergiler, şiirleri yayın kuruluyla birlikte ya okuyarak ya danışarak elemek zorundadır. Gelen her şiir yayınlanamıyor maalesef. Özellikle gençlere dikkat ederiz biz, Eliz Edebiyat ve Çinli Kitap'taki arkadaşlarım. Şunun için, bir kendilerine bir yuva bulabilsinler istiyoruz. Ben istiyorum özellikle. O yüzden bu arka kapak içinde biz künyenin hemen yanında her sayıda bir genç şairi tanıtıyoruz. Tek şartımız 30 yaşın altında olması. Ve burada o kadar ilginç yeni isimler çıkıyor ki sonradan başka dergilerde yer bulabiliyorlar. Kitaplı çıkanlar oluyor. Ve bu tabii bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İki kez genç şiir sayısı yaptık. Yarışmada ödül almış şairleri, ismi ve şiiri öne çıkmış şairleri yayınladık ve bunların çoğu da şu anda Türkiye'nin bu dediğim 10 yıl öncesinden beri olduğu için iyi şairler arasında yer alan gençler var. Biz 20-25 yaşındayken tanıtmışsak demek ki 10 yıl sonra şimdi 35 yaşında belki 40'ına dayanan gençler var. O yüzden sosyal medyanın şiiri şiir olmaktan çıkarmaması adına daha çok gayret ediyoruz diyebilirim. Gençler de buna dikkat ediyor büyük ölçüde. İşi ciddiye alanlar diyebilirim. Ve ben umutluyum, gençlerden umutluyum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Son olarak az önce aslında biraz söyledin. Geleceğe dönük yeni projeleriniz var mı? Planlarınız nelerdir, bu Mudanya ile ilgili bir şiir çalışması düşünüyorsunuz? Evet, bir Mudanya kitabı var sırada. Onun yanında bu pandemi döneminde yazılan şiirlerden oluşan bir kitap, yeni haber geldi. Bu İmgen'in Çocukları Yayın Evi var İstanbul'da, Ankara'da. Lapiskes evet. diye bir yeni yayın evi kurmuşlar. Dosyayı gönderdim ben, kabul etmişler. Dün geldi sözleşmesi. Oradan 80 sayfalık bir pandemi dönemi şiirleri, Arsız Taç Kelepçesi çıkacak. Bir de henüz elime ulaşmayan iki düz yazı deneme kitabı var. Sonrasında dergiye devam, yazmaya devam. Kitaba devam. Kitaba da devam. Bu arada okumaya da devam tabii. Okumadan çünkü olmuyor yani.
yeme içmek kadar önemli beslenmek gerekiyor. Evet. Son bir şiir okur musunuz bize? Ben Suus yayınlarından çıkan son şiir kitabımın son şiirini okumak isterim. O da şu: İç kaçağı, gözümün içisin dedim, retina, mercek zarım, zümrüt boncuğu odağım, açık ruh gözümsün, zihin aynamın buğulu rüya yüzü, can çiçeğim. Herkes kendi içine saklarmış cam kırıklarını, ciğerini kendi bozkırının rüzgarında dinlermiş. Herkes içindeki sırrı ve gamı korurmuş en çok. Aynada çiseleyen yılları unuturmuş da herkes. İçteki içe iltica etmekle bitirirmiş güz taslağını. Kor olmuş cismimin içisin dedim sana, lav izi, volkan eteğine akar. Bak, bin yıllar geçti böyle. İçten içe yol, içimizin kraterine döküldü nehir. İçimizin okyanusuna gitti ücra düşü ikimizin. Onca yakomoz, onca dalga, onca ateş taşı, çile. Bir deltada oyalandık meçhul süre, iki meczup. Sen bana içimin gölü, ırmağımın varış adresi. Ben sana içinde olmak istiyorum dedim içte. Dedim sen Gayya yaşamayı gösterdin ilkin. Gayya'da ve iç içe tattık kadim taht yücesi, bengi aşkı, özümdün. İstiridye'ye inci neyse, iksir im öyle. Teşekkür ederim.